Merhabalar, ben Namla Sandal. 1991 yılında İzmir'de doğdum. Yıllardır da sivil toplum alanında çalışıyorum. Özellikle iletişim alanında çalışmalar yürütüyorum. 2016 yılından beri de aslında Karakutu Derneği'nde gönüllülükle başlayan bir sürecim olmuştu ve tam da Ali İsmail Korkmaz Vakfı'ndan aldığım fonla uyumlu bir alanda kent ve hafıza ile ilgili çalışmalar yürütüyorum. Aslında Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nı zaten takip ediyordum ve fondan da haberdardım. Yaptığım çalışmanın da özellikle kentle ilgili bir fon olduğunu da duyunca çok örtüşeceğini düşündüm ve başvurmaya karar verdim. Benim çalışmam hem kent hem hafıza ile ilgili. Aslında bu noktada yaptığımız, Karakutu Derneği'nde yaptığımız hafıza yürüyüşleri benim için etkileyici olmuştu. Bu projeyi yazmamda zaten böyle bir fikrim vardı, hayata geçirmek istiyordum. Genç Sanat Fonu'yla da aslında gerçekleştirmiş oldum. Projemden biraz bahsetmem gerekirse, hatırlamanın, geçmişle yüzleşmenin, geçmişte yaşanan insan hakları ihlallerinin bilinmesinin ve gelecekte de aslında buradan ders çıkararak tekrar yaşanmamasının önemli olduğunu düşünüyorum ve aslında yaptığım çalışmalar da genel olarak bunun üzerine. Bu projeyle birlikte hatırlamanın kentteki iz düşümünün sanatla gerçekleşmesini istedim ve böyle bir proje yazdım. Peki projemde tam olarak ne yaptım? Ben daha öncesinde aslında buluntu fotoğraflara nakış tekniğiyle bir takım kolajlar yapıyordum. Bu projede de medium olarak aslında bunu belirledim ve sokaklara yerleştirme yapmak istedim. Proje alanımı Kadıköy olarak belirledim. Çünkü daha önceden zaten Kadıköy'deki bazı mekanlarla ilgili araştırmalar yapmıştım ve benim de hafızamda vardı, böyle hikayeler vardı. Onlarla ilgili 4 tane çalışma yaptım ve işte arkadaşlarımla birlikte sokakta bu çalışmayı yapıştırdığımız bir gün yaşadık. Mekanlarla yaptığım işler arasında şöyle bir bağlantı var aslında. Daha önce o mekanlarda bulunmuş, oraya hatıralarını, işlerini, duygularını bırakmış insanlar. Onları bir şekilde yad etmek istedim ben de. Ama tabii ki bu mekanları ve bu hikayeleri seçmemde dediğim gibi en önemli nokta aslında buralarda insan hakları ihlallerinin yaşanmış olması ve benim de bunları sokaktan geçen insana gündelik yaşamında bir dur demek ve hatırla demekti. Bunun için de aslında yaptığım çalışmalara küçük barkodlar ekledim. Çünkü hani işte fotoğrafı gördü, resmi, işi gördü ama hakkında bilgisi yok. Bir küçük de olsa bir bilgi vermek istedim. İşte arkadaşlarım çok destek oldu bu konuda. Bazıları mekanlarla ilgili yazılar yazdı. Kimisinde işte farklı kaynaklara yönlendirmeler yaptık. Bu şekilde ufak tefek bilgiler de bıraktık yanlarına. Kentle barışmak bence önemli bir kavram, önemli bir cümle. Yani barışmanın kendisi öyle bence. Ama barışmayı gerektiren bir durum varsa ortada, demek ki önceden yaşanan, geçmişte yaşanan da bir takım haksızlıklar vardır ya da yani olmayan bir nokta vardır diye düşünüyorum. Bu nedenle zaten ben de tam da bu noktadan, böyle bir yerden geçmişi önce bir hatırlamak, yaşadıklarımızı bir görmek ve gündelik yaşamda böyle sokaktan geçen insana da onu hatırlatmak istedim. Barışın da aslında ancak böyle sağlanabileceğini, çünkü hataların, ihlallerin, haksızlıkların devam ettiği bir yerde, ki şu anda aslında günümüzde de sürekli yeni hak ihlalleri yaşanmaya devam ediyor ve sokaklar bunlarla doluyor. Benim gözümde böyle bir İstanbul. Bunlarla barışmadan, bunu içselleştirmeden barışmanın da mümkün olamayacağını düşündüğüm için böyle bir proje yapmaya karar vermiştim. Sergi gerçekten çok heyecan verici çünkü yaptığımız işlerin sonucunu herkese gösterebileceğimiz bir alan açmış oldu vakıf bize. Bu açıdan tabii ki çok heyecanlıyım. Ama onun dışında aslında süreç içerisinde de pek çok noktada destek olundu bize. Hem mentorlar yardımcılığıyla, aracılığıyla, hem mentorlar aracılığıyla, hem vakıf çalışanları bizimle sürekli iletişim halindeydi ve projeyi geliştirmemize de yardımcı oldular. Özellikle kendi projem açısından bir sergi yapılacağını başta ben bilmiyordum ve tamamen sokağa dair bir projeydi benimkisi. Bunu nasıl yapabiliriz, ne şekilde sunabiliriz kısmında gerçekten benim de ufkumu açan pek çok öneriyle geldiler. O yüzden çok mutluyum.
ve yarın da sergi açılacağı için heyecanlıyım. Aslında pandemiyle, karantinayla birlikte gelişen o süreçte herkes bundan çok muzdaripken ben biraz daha böyle kendimi dinlediğim için, düşünmeye, üretmeye, yaratmaya fırsat ve vakit bulduğum için biraz mutluydum bu açıdan. Bu da zaten benim çalışmalarıma, üretimlerime yansıdı. Genç Sanatçı Fonu da tam böyle bir dönemde çıktı karşıma. Destekleniyor olmak en başta zaten çok mutlu etti. Sonrasında da bu üretim sürecinin aslında bir anlamda denetleniyor olması, destekleniyor olması beni olumlu etkiledi. Çünkü deadline'lar, işte mentor destekleri, hep motive edici şeyler olarak gördüm bunları. Sonuç olarak da bir sergide işlerimin sergilenecek olması mutlu ediyor. Aslında bu fonla birlikte ben küçük bir başlangıç yapmış oldum. Çünkü yaptığım proje ucu bucağı olmayan, hatırlamanın sonu yok çünkü. Ucu bucağı olmayan bir proje. O yüzden böyle güzel bir giriş yapmak bu mevzuya benim için bayağı besleyici oldu. Belki başkaları için de umut kaynağı olabilir.